Önce Türkiye'yi başka türlü yola çekmek istediler. Tayyip Hoca oyunu anladı. Doğrudan Suriye'nin bütünlüğünü savunan, efendim, karşı tarafın oyununu bozan bir politika izledi. Ondan sonra zaten adamlar delirdiler. Ondan sonra darbeyle falan devirmeye kalktılar. Çünkü dayatma yaptı onlar. Tayyip Hoca bunları idare etmek istedi ki ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım dedi. Ondan sonra işte çözüm sürecine de taraftarım falan gibi konuştu. Bunları bir süre idare etti. Ama bunlar böyle azgınlaşmaya başlayınca Tayyip Hoca direkt tavrını koydu. Tavrını ortaya koyunca İngilizlerin devletinin klasik yöntemidir. Laf söz dinlemediğini anladıklarında ya suikast yaparlar ya darbe yaparlar. Acemice ve ahmakça bir darbe yaptılar. Ellerine yüzlerine bulaştırıp rezil kepaze oldular. Tayyip hocamın konumunu daha sağlama almasını sağladılar. Kendi oyunlarına kendileri düştü aslında. Şu an çaresizlik içinde kıvranıyorlar. Millet desteği de var. Ama aslında en çok şaşırdıkları her şey başarısız oluyor. Ne yapsalar başarısız oluyor. Bunun nedeni Mehdiyet'in bereketidir. Yani yaptıklarında normalde netice almaları gerekir. Yani bütün Orta Doğu ülkelerine bu tip bir teknik uygulandığında hemen netice alıyorlar. Ama burada Mehdiyet'i bunlar hesap edemedi. Veya hesap etse de durduramadılar. Adamlarını ortaya çıkardılar. Mehdi yok, Mehdi gelmeyecek, şu bu falan ama Mehdiyet daha da gelişti o zaman. Şu an Mehdiyet'in peş peşe harikalarını görüyor insanlar. Ha şimdi biz bunu anlatmıyoruz, hayır, ama zamanı gelince anlatacağız. Darbede olan harikalar nelerdi? Diğer olaylarda meydana gelen harikalar nelerdi? İnsanlar buna müthiş hayretle bakacaklar ve çok şaşıracaklar.